Bundan sonra Türkiye'de en azından 14 Mayıs'ta seçim, böyle biliyorsun şeyleri de var yani, vatandaşa kattığı şeyler. Diyakat öne çıkıyor, mülakat kalkıyor. Gözümüz aydın. Kim kazanırsa kazansın. Gözümüz aydın. Kim kazanırsa. Gözümüz. AK Parti kazanırsa da öyle. Ya mesela bugün yapamıyorlar. Seçim zamanı diye herhalde. Avantaj sağlamamak için falan olabilir. Mesela Cumhurbaşkanı bugün mülakat kaldırılacak dedi seçim beyannamesinde. Seçimden sonra mı? Seçimden sonra. Önce herhalde, kaldırılamıyor bugün, bir engel var. Herhalde kaldırılamıyor. Ayıp olmasın. Seçimde bir avantaj sağlamasın. Abi bak söyledik kaldırdık ertesi gün. Biz bak böyle yapıyoruz dememek için olabilir muhalefeti herhalde. Ya yani niye bir vaat gerçekleştirmek için engel ne? Ne bekleniyor? Ne tutuyor 14 iktidarı diyorsun? Ya ben onu sadece bir nezakete ama bağladım. Şimdi tamam, AK Parti seçimi kazanır, iktidara gelirse yapacak, onun için vaat ediyor. Ha. İktidardan sen AK Parti sorumlu gibi düşünüyorsun. Biden bile sorumlu biliyorsun yani biz de iktidardan. Mesela Biden'a karşı memnuniyetsizliğini sandığa yansıtmaya çağrılıyorsun. Evet. Terör örgütlerine tepkini, öfkeni sandığa yansıtmaya çağırıyorsun. Yani dış güçlere, din ve vatan düşmanlarına karşı sandıkta, tepkini sandıkta göstermeye çağırıyorsun. Hesabı sandıkta sormaya çağırıyorsun. Doğal olarak diyorsun, bu anca seçimden sonra olabilir. Doğal olarak hiçbir şeyin hesabını bir tek kimden soramıyorsun? Hali hazırdaki iktidardan. AK Parti'den. AK Parti'den. Adamlar da yapmaz da, mı şimdi? Demek yani? demek ki henüz iktidarda değil. Ellerinde değildir belki. O evet. Kadar yetkileri yoktur. Yani şu seçimleri kazandıkları anda hayat değişecektir. Kılıçdaroğlu'nun bir mesajı var bununla ilgili. Güzel bir mesaj, ben beğendim. Yani bizim vaatlerimizi almayın kardeşim diyor. Bu işi siz yapamayacaksınız artık. Zaten biz yapacağız diyor seçimden sonra. Bir verin arkadaşlar. Önce mülakatla, torpille bütün gençleri sakatla. Sonra seçime sayılı gün kala benim projelerimde kendi yaptığım rezaleti kaldırma sözü ver. Getiren de o, kaldıracak sözü veren de gerçekten iktidar. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin. İmza attığım bu rezaletleri ben düzelteceğim diyor. Neydi filmin adı? AK Parti AK Parti'ye karşı. Evet. Neydi? Hatırladın mı? Bu şey, propaganda filmi. Yok, kim kime karşıydı? Ha, dur hatırlayamadım. Yok. Neyse. Ha. Ya AK Parti AK Parti'ye karşı yine bir seçimde kendisiyle yarışıyor. Kramer'e karşı diyor. Kramer'e bak. Karşı. Evet. Şimdi AK Parti yine bir seçimde kendisiyle yarışıyor. İyi bir şey. Ya mülakatı getiren AK Parti'ye oy vereceksin. İki seçeneğim var. Ya da kaldırmayı vaat eden AK Parti'ye. Dolayısıyla çoktan seçmeli bir seçime gidiyoruz. İki seçeneğim var. İkisi de var yani. İki seçeneğim var. Şimdi sen kaldırılmasını istiyorsan kaldırmayı vaat eden AK Parti'ye vereceksin, evet, oyunu. Yok kalsın, mülakat işi iyiydi, bize yarıyordu diyorsan o zaman mülakatı getiren AK Parti'ye oy vereceksin. Daha ne istiyorsunuz? Tabii canım, demokrasi tıkır tıkır işliyor. Bak, başka vaatleri de var AK Parti'nin. İki tanesini daha söyleyeyim. Ondan sonra beyannameye ilişkin fikrini öğrenmek istiyorum. Bu da diyor ki Cumhurbaşkanı, yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz diyor. Hatırladın mı bir yerden? Yani bu da Cumhuriyet Halk Partisi vaadi. Bir tane daha söylüyorum. Yani aklın yolu bir. Yani CHP'nin aklına gelen AK Parti'nin aklına gelmesin. Bir tane daha. O yine gelen başka bir şey daha. Orada da aklın yolu bir. Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altında düşmemesini temin edeceğiz. Ben bu vaade aylar önce, şimdi bir toplantı yapıldı İstanbul'da, bilmiyorum, belki beraber de olabiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu ve bu projeyi hazırlayan aile sigortası ve aile gelir sistemini. Beni karıştırma, ben yoktum. Sen yoktun peki. Şahit ben gösterme katıldım. Beni. Doğru. Bu uzun uzun anlatılır. Aylar önce ama yapıldı İstanbul'da. Ben bilemem. Ben AK Parti'den duydum. Sen AK Parti'den duydun. Sonra bu bütün meydanlarda falan söylendi. Şimdi AK Parti'nin seçim beyannamesinde. Bunlar iyi şeyler tabii. Hiç olmazsa iyi bir şey oluyor yani. Hayırda yarışsınlar vatandaş, bari. Vatandaş kazanacak. Her ihtimalle kazanacak. Şundan iyi değil midir? Vay teröristler. Kıbleyi bilmeyenlere asıl kıblenin ne tarafta olduğunu bildirmek için seçime gidiyormuşuz gibi yapmaktan iyi değil midir? Yani sanki seçimin amacı bu. Bunun için sandık kurulacak.
Biz de 85 milyon işte kaç 60 milyon seçmen sandığa gideceğiz. Niye? Ya, kıblenin yönünü bilmeyenler var. Onlara kıblenin asıl nerede olduğunu göstermek için, bildirmek için sandığa gidiyoruz. Ya öyle yapmaktan daha iyi değil mi bu? Çok. Ya da seccadeye kazara ayakkabıyla basandan hesabını sormak için 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Böyle göstermekten daha iyi değil mi? Bırak bunlar da yarışsınlar. Bu tabii son derece iyi de tabii burada kafa karışıyor Akif. Yani burada ailenin temel gelirinde bir sorun olduğunu tespit eden bir AK Parti hükümeti var. Ve şu anda da iktidarda. Ya da ne bileyim gençlerin vergiler nedeniyle cep telefonunda ki sokaklarda cep telefonu yüzünden yemedikleri fırça kalmadı orta yaş ve üzerinden o gençlerin. Onların cep telefonuna ulaşamadıkları ve o cep telefonun bir gereksinim, çağın gereksinimi olduğunu kabul eden bir AK Parti var. Orada vergi düşürülmesi gerektiğini düşünüyor. Ama bu AK Parti iktidarda. Çünkü yıllardır da o vergileri alıyor gençlerden. Bir de niye o telefon alıyor diye fırça atıyor. Çünkü o vergileri düşürmesi gereken muhalefetteki CHP. Bay Kemal. Evet. O onun görevi. Rol dağılımını bilmiyorsun sen. Oyunu AK Parti'ye verirsen yetkiyi AK Parti'ye, sorumluluğu CHP'ye vermiş oluyorsun. Ha. Eğer oyunu AK Parti'ye verirsen AK Parti'nin eline iktidar tokmağını, sorumluluk davulunu da muhalefetin boynuna asmış oluyorsun. Sistemleri yakmaya çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Zaten şurada sistemler zor çalışıyor. Kalmış seçim 30 gün. Yani şey gibi bu değil mi? Yeter söz milletin gibi bir şey olmuyor bu. Aynısı yeter, yani. Yeter 20 yıldır Bay Kemal yönetiyor. Yeter. Biraz daha. Yani... Bugün yine söyledi Cumhurbaşkanı. Öyle mi? Tabii bugün yine söyledi. Tabii yani artık yeter. Biraz da biz yönetelim diyor AK Parti. Yani yetki ya istiyor diyor ki. Biraz diyor vergileri düşüreceğiz gençlerin telefondan. Bir de yetki verin biraz da biz yönetelim. Tabii. Yeter 20 yıldır CHP Bay Kemal bir yönetiyor diyor. Bir gelelim mülakatı kaldıracağız ya. Bu devrim yapacağız ya bu meselede. Bir gelelim yapacağız bu işi. Ya mülakat çok komik. Bugün karar alsa yarın kaldıracak bir şey kardeşim. Sen ne tutuyor seni diyorsun? Niye 15 Mayıs'a erteliyorsun bunu? Ama öyle olmaz. Bir 50 bin kişiyi seçenek koyamazsın o zaman vatandaşın önüne. Bir 50 bin kişiyi daha torpille bir alalım ondan sonra bakalım. Ya bu manaya gelir. Seçenek koymuş olmasın o zaman vatandaşın önüne. İki seçenek. Mülakatı getiren savunan, mülakatı kaldırmayı vaat eden iki AK Parti. Seç beğen al hangisini istiyorsan. Şimdi bu seçeneği çoğaltamazsın. Doğru. Onun için. Ama 20 yılda iktidara muhalif seçenekler üretiyor AK Parti. Kendisiyle mutabık değil. Değil mi? Buraya uyuyor herhalde o gazeteci arkadaşımızın yakın. Değişim lazımsa sorunun cevabı. Onu da biz yaparız. Sorunun bir cevabı şu tabii. Değişim mi istiyor millet artık yeter mi diyor. Onu da biz yaparız. Tamam yeter söz milletindir. Değişim vaat ediyoruz. Peki nasıl yani iktidar sensin diye. Niye yapmadın yani? Değiştirilecek olan nasıl değişim vaat eder? Onun da formülü çok basit. Demokraside çare tükenmez. Rahmetli Demirel'in sözü. Ne çaresi? Kim başarısız oldu depremde? Kim gecikti, yetişemedi? Mülakatı kim getirdi? Cep telefonlarında bu vergileri kim koydu? Gençlerin internetini kim pahalılaştırdı? Ulaşamaz hale getirdi. Kim? Kabine. Yani bakanlar artık kabine yok. Bakanlar. Bunlar beceremediler bu işi. Yapamadılar. Başarısız oldular. Değişim mi istiyorsunuz? Tamam. Hepsini meclise gönderiyoruz. Daha sonra değişim. Sıfırladık orayı. Yepyeni bakanlar gelecek. Ne diyordu? İşte... Cumhurbaşkanı kronometreyi sıfırladık dedi. Evet. Kronometreyi sıfırlıyorsunuz. Değişim lazımsa getirilecekse onu da getirecek olan belli. Nesini anlamıyorsun bu işi? Biraz matematiği çok basit yani. Şey yapacağım ya uğraşıyorum. Mutluluğun formülü çok basit. Çok basit. Bir sen bir ben bir de bebek diyordu ya. Formülü çok basit. Ya. Değişim ne istiyorsun söyle. Ne lazım? Bak, yani AK Parti'ye bu seçimde AK Parti'ye oy vermek istemeyenlerin derdi ne istiyorlar? AK Parti onlara da hitap ediyor. Oy verenlere zaten hitap ediyor. Vermeyecek olanlara da hitap ediyor.